Geldi tabii. Sabaha karşı geldi. Hiç uyku uyumadı. Kafam kazan gibi. Niye? Çünkü Fırat kazan, kafam kazan, gönlüm yaman. Şiir gibi konuştum lan sabah sabah. Geç yerine. Ulan kızın 2 gram Türkçesi var. Biz de espriyoruz. Espri yapıyoruz yani. Antony Kukas, hiç cepte. Anladın mı? Güzel. Yemin ediyorum cin gibi bu çocuk ya. Gel senin anlamalarını yerim. Ben senin anlamalarını yerim. Yerim. Bittim var ya Tatiana, bittim. Dün ömründen kaç yıl gitti biliyor musun? Hikmet Kazan'ın oğlunu vurmasına şu kadarcık kaldı abim ya. Şu kadarcık diyorum ben. Ya bırak bu işi ya. Sağlık bozulacak senin. Oo kızım, sağlık mı kaldı? Bende tansiyon var, gastrit var, taşikardi var, el ayak uyuşması var. Sağlık mı kaldı? Ulan eskiden ne güzeldi be. Böyle ufak döküntü bir tane yazıhanemiz vardı Beşiktaş'ta. Azıcık aşım, kaygısız başım. Geçinip gidiyorduk ya. Demek Ali sensin. Evet abi. Sağda solda Metin'i çok duydum Ali kardeş. Benim de senin gibi güzel bir kardeşe ihtiyacım vardı. Artık işler çok büyüdü, tek başıma yetemiyorum. Ne gibi işler abi? Şimdi mevzu şu. Biz bir nevi hızlı mahkemeyiz. Yani bir kardeş başka bir kardeşten borç alıyor. Sonra öbür kardeş mızıkçılık yapıyor. Parayı vermiyor. Biz devreye giriyoruz. Sen sağ, ben selamet. Güzelmiş abi. İyi o zaman. Bizim çocuklar sana bir takım elbise versin. Olur abi. Hayırlı olsun. Sağ ol abi. Var mı paran buldun? İdare ediyoruz abi. Ali! Ne yapıyorsun lan? Hayat hikayeni mi anlatıyorsun dul karılar gibi? Yok abi, öyle sohbet muhabbet yani. Bu evde sucuklu yumurtalar hep sana yapılıyor. Bizim önümüze koyuyorlar öyle tuğla gibi omlet. Ha? Bu cazibenin sırrı nedir Ali Efendi? Abi sen böyle kendini çok belli ediyorsun. Ben azıcık geri tuttuğum için... Afiyet olsun abi, buyurun. Abi biliyor musun? Sen en doğrusunu yaptın valla. Hani böyle bir yanlış anlaşılma yüzünden Hikmet Baba'yı ezip geçmek yakışık almazdı abi. Hani bunca yıllık bir ortaklık söz konusu abi. Bir düzen söz konusu. Tıkır tıkır da işliyor şükürler olsun. Bu saatten sonra etli tırnak misali abi. Yani ayrılık olur olur. Gerekirse o da olur. Bu saatten sonra bana kelek atan kolum olsa onu da keser atarım. Muhammed aşkına Galina ya. Bir dur ya, bir dur ya. Oğlum alın şunu gönderin Viyana'ya, Miyana'ya. Bir piyano okuluna yazdırın. Konser piyanisti olmadan da geri getirmeyin buraya. Hadi yat ha. Gaga yok mu gaga? Bir tane de buradan gaga. Baba. Ne dedi lan bu şimdi? Size babacığım dedi Servet Bey. Bu ikisi saat 8 sularında ayrıldı. Gitti otelden. Ardından 10 dakika geçti geçmedi Atıf Bey'li kız arkadaşı hanım ayrıldı.
Sabah geldiler, gece kalmadan gittiler ha. Emin misin? İyice öğrendiniz mi resepsiyonda? Öyle abi, öğrendik. Benim zaten emmi oğlu olur kendisi. Bunlar kalsın bende. Bizim çocuklar sana hediyeni verecek. Ali, arkadaşı evine kadar bırak. Abi hiç gerek yok. Buradan Bolu'ya çok uzun sürer. Ben burada bir arkadaşla kalsam. İyi. Seni de gerdik genç, kusura bakma. Ne demek abi, estağfurullah. Size tanışma şerefine eriştik abi. Abi, bir iki poz alabilir miyim? Uza. Morris'inlerde ne görüyorsun? Ha? Aşık bir kadın böyle mi bakar? Bakmaz abi, katiyen. Bakmaz tabii. Bunlar yaslağına gittiklerini denize belli etmemek için bu tıfılla beraber dekor kurdular. Bu tıfıl zaten magazinsel bir çocuk. Haftada 3-5 defa karılarla resmi çıkıyor. O yüzden yardım etti kıza. İyi de abicim, gittilerse yaslağına gittiler. Ne var yani? Fırat Kazan bir yerde Narin ablanın eniştesi sayılıyor. Bunlar yaslağına gittiklerini devlet sırrı gibi saklıyorlar denizden. Neden abi? Lan farkında değil misin? Narin geçmişini silmiş. Ortalıkta kraliçe gibi dolanıyor. Hatırlıyor musun, biz bunları ilk defa kafede görmüştük. Fırat Kazan orada kıza sarılmıştı. Narin kalkıp diyemezdi ya, biz eskiden tanışıyoruz diye. Allah Allah. Bak, sana söylüyorum. Atıf yalan dolan. Fırat'ın kaplaması bu Atıf. İyi de abi, ne olacak? Çıkarlar ortaya. Biz birbirimizi seviyoruz derler. Hani sözün meclisten dışarı. Diyeceğim senden korkuyorlar ama hani. Bilmediğin şeyler var Ali. Korkudan daha fazlası var. Ama bunlar bunların gizli gizli görüşmesine engel değil. Bak sana yemin ediyorum, Fırat Kazan kıza nişan yapacak. Arpacık soğana kadar da yüzük takacak. Ama yine de kızın dibinden ayrılmayacak. Bak görürsün. Abi bence sen hani boşu boşuna kuruntu yapıyorsun abi. Gerçekten diyorum bak. Abi biz ne yapsak ya? Şöyle bir uzak doğu tatiline falan mı çıksak? İkimiz de çok gerildik bak. Doğru söylüyorsun lan. Beraber bir tatil yapalım ha. Bali'ye gidelim. İki kişilik yer ayıptır. Balayı odası olsun. Ben anladım abi onu. Abi, Narin Hanım geldi. Hoş geldiniz Narin Hanım. Haber verseydiniz hazırlık yapardık. Yalnız mı geldiniz? Sevgiliniz Atıf Bey yok mu? Yalnız geldim efendim. Yalnız. Ne güzel. Sağlığı saati yerindedir umarım. Size ne sağlığından? Hı? Ben buraya Şadiye'nin durumunu öğrenmek için geldim. Yerini bildiğini söyledin. Biliyordum. Unuttum. Bak, Atıf'la aramda hiçbir şey yok. Gazetede çıkanların hepsi yalan, gerçekten. Ben de öyle tahmin etmiştim. Az önce dedim sana Ali. Demek sen bu oğlanın Fırat'la ilişkin çakılmasın diye dublör olarak kullanıyorsun. Fırat'la bir ilişkim yok benim ya. Bu söylediğine ancak Fırat o kıza yüzük taktığında inanırım. Belki o zaman tekrar hatırlarım Şadiye'nin yerini. Ha, senin bir halt bildiğin yok. Blöf yapıyorsun Şadiye ile ilgili. Anladım ben. Dokuz ne parfüm kullanıyorsa gidin ondan bir kolye alın. Şuraya bir tencere koyun. İçine doldurun. Gelip geçtikçe kokusunu alırız bari. Tamam abi. İngiliz o, ben biliyorum. Bulurum abi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.